Hayırlı sabahlar. Şöyle valizden açılışı yapayım. Biliyorsunuz yeşil renk hastası olarak valizimi de yeşil aldım. Kız çok güzel bir yani uygundur. Dur açacağım size kaç parça olduklarını göstereceğim. Aha şöyle. Bir de bana Amazon'dan Gucci'den gelmişti 50 euroluk. Bu da 170 euroydu bütün set. O yüzden sadece şey ödedim. 120 euro ödedim kızlar bu bütün sete. Yani valizlerimiz de tüm kırık da öbür büyükleri falan zaten ikisi çöpe gitti. Valla bu sefer valizlerimi çocuklara da vermiyorum. Valla dedim herkes kendine valiz alsın. Çünkü bir kişi kullanmıyor bizim evde valizi. Herkes kullanıyor. Ondan sonra kırılıyor. Ben artık valizimi kimseye vermiyorum. Haklı değil miyim kızlar? Tatile gidiyorlar sürekli. Onlar da alsınlar kendine iki tane valiz. Bir büyük bir küçük onlara yeter. Ben böyle set aldım. Çünkü üç kişiyiz. Bize biz ancak yeter. Onlar da kendine sipariş etsinler, alsınlar vallaha. Şart koştum bu sene. Sibişke de sipariş edecek. Sara da etsin dedim. Ben valizlerimi vermiyorum. Evde iki tane eski valizlerden var. İstiyorsanız onları götürüyorsunuz. Beğenmiyorsanız kendinize yeni alırsınız. Değil mi kızlar? Valize götürüyorlar vallaha. Kırılıyor, ediliyor işte. Ondan sonra geri ben almak zorunda kalıyorum. Benim şimdi şunları tek tek açayım size göstereyim. Açacak güzeller. Bu arada öbür fişim de geldi. Hani kayıp oldu gelmedi diye sipariş ediliyor burada. Ve şu tahtalardan aldım tabaklar için. Onlar da gelmiş. Ha, fiş de burada. Buraya koydum. Can sabah işten geldi yatıyor. Uyansın. Öbür eve bugün biraz eşyaları götürürüz. Yani paketledim şu yorgan yastıkları falan. Burada kullanmadığım şeyleri yavaş yavaş götürelim bu hafta oraya. Ev yeri de konuştum, kapıları sordum. Daha 3 hafta falan sürermiş kızlar. Vallahi bunlar var ya insanı verem eder. Neyse mecbur artık o şekil gireceksek kapısız gireceğiz. Ama dedim şu kapıların kenarları tüm taşlı ya. Canla bugün dışarı gideceğiz. Ona göre böyle boya kağıtları oluyor ya kapatıyorlar boya yaparken. Ondan alalım. Boya yapışkanı da alalım. Onları şöylece kapatıp duvara yapıştıralım ki hani durmadan o tozu taşı dökülmesin. Mecbur bir şey yapmam lazım. Hani içine girersek de sürekli taşlar falan dökülünce laminatlarımı çizer kızlar. Neyse ben bir şunları açayım size göstereyim. Hadi bakalım. Kız daha izine nereye gideceğimizi de daha hiç konuşmadık. Valla dur şunu açayım da ondan sonra oturup size anlatayım. Bir türlü fırsatım olmadı. Kaç videodur diyorum. Ama fırsat bulamadım. Söz tatile laf bir türlü gelmiyor. Ben bir şunları çıkartayım yerleştireyim ondan sonra size söyleyeceğim. Yani anlatırım. Söylemekte sanki ne var tatil işte. Alo, şu valizin tatlılığına bakın. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Kız sen nasıl tatlısın öyle? Dur seni. Vallahi seni yerim bak. Ay nasıl mini minnacık. Tam el bagajı işte vallahi ha. Vaa bir de onun ekstra el bagajı var. Dur şimdi bunu kapatayım. Ay acayip mutlu oldum şunu şöyle görünce. Küçücük ya. Bir normal el bagaj valizi var. Bunda koy işte makyaj şu bu eşyalarını koyuyorlar koya. Biz bunu uçağa elimize alırız şu ikisini. Bak bak bu bak normal el bagajı kızlar. Bu normal el bagajı hani standart hep götürdüğümüz uçağın içine. Bu da onun bir boy daha küçüğü. Ay inanılır gibi değil. Aşırı derecede tatlıymış. Ha, bu böyle de gidiyor. Diyelim böyle de gidebiliyor. Kızlar hele ayakları varmış. Hani bazen çocuklar üstüne oturtturuyorlar şöyle yere ha yo yo koya çizilmesin diye kızlar. Bakın ekstra ayak yapmışlar. Acaba hepsinde mi o var? Bakmam lazım. Yok o küçükünde yok. Şu da orta boy. Normal kaç litrelik? Dur kamerayı. Bak kızlar bu da öbür boy. Bak hepsinde varmış. Şöyle yan indirip direkt valizi yere temas etmiyorsunuz korumak için. İnşallah bunlar sökülmez. Neyse garantimiz var. Bir sene mi 2 sene de garantisi var. Şu da öbür orta boy işte. Bu cana yeter. Bu can için. Şunu da Azad'ın eşyalarını koysam. Şu da benim. Yani dur bir daha iki parçası daha var. Onları da koyayım hepsini göstereyim. Bakın kızlar. Böylece bir set. Acayip tatlı bir set.
Bunun herhalde krem rengi de vardı da krem rengi aslında başta dedim bir krem rengi alayım. Bitmiş ama ona o renge yakın kullanmıştım zaten o açık kahverengiler vardı. Sıkıldım onlardan zaten kırıldılar da. Ama bu renge bayıldım. Siyahı var herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bakın şöyle ekstra bir el çantası daha var. Hani 8 kiloluk el bagajı olarak geçiyor ya. Şunun da şurada şeysi var kızlar. Şurasını böyle takabiliyorsunuz. Böyle takıp hiç çanta sizi rahatsız etmiyor. Valizinizin üstünde uçağa götürebiliyorsunuz. Bir de şu şekilde bir makyaj çantası var. Hani kıvır zıvır işte şampuan şu bu banyo çantası yani. Bir tane de bu var içinde. Kaç parça? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça mı oluyor? He. Aynen. Ama çok tatlı değil mi? Wow. Vallahi ben çok beğendim. Kalitesi şimdilik güzel. De isterseniz 1000 euroya valiz alın. Onu zaten havalanında içine ediyorlar. Kızlar alıp alıp fırlattıkları için tüm valizleri kırıyorlar. O yüzden ben o kadar pahalı valiz almıyorum. Hani böyle 150 falan geçmiyor hiçbir zaman. Onu da 3 sene 4 sene kullanıyorum. Kırılıyor ondan sonra yenisini alıyorum. Yapacak bir şey yok. Çünkü kırıyorlar. Yani fırlatıyor. Şu çok tatlı ya hostes şeysi. Ana hostes mi olsam kız? Ya bak anası da iyi gidiyorlar ha. Hostes valizi bu. Baksana. Mesela böyle bir iki günlüğüne bir yere gittin şu küçücükünü götürürsün. Ondan sonra diyelim ki 3-4 günlüğüne gittin bunu. Haftalık gidersen bunu, aylık gidersen onu. Valla tam şu an bize bunlar yeter tatili. Büyük bana, o cana, bu da Azad'a götürün. Belki bunu hiç götürmem de gerek yok çünkü o kadarına. Hadi bakalım. Neyse kız yeter bu kadar valiz muhabbeti. Kalkın buralar topluyor. Evet kızlar, nihayet şu patlıcanları yapayım. Karnı yarık. Şöyle iç hazırladım. Ocakta sizi götüremedim. Biliyorsunuz yer kıtlığı var işte. İdare edin, böyle de az kaldı. Şunu hemen kavurdum dediğim gibi. Ay, patlıcanları da şöyle tavaya dizdim. Fırın yok. Kız şu prenseste yapacağım yapmasına da dur şöyle de ben geleyim de acaba nasıl dururum kamerada onu bilmiyorum işte. Az şöyle bir oturayım onu görecek misiniz beni? Acaba görünüyor mu ki kız? Durun bir stop edeyim bakayım ondan sonra geri geleyim. Herhalde görünürüm kızlar. Görünmesem de o kadar yapacak bir şey yok Allah. Ay kız şöyle şunları hemen üstüne vereyim. Saat 10.30 daha erken. Azat okulda. O gelmeden şu yemeği yapayım. Dün Serpil pirinç pilavı da getirmişti ya, daha o da var. Çocuklar okuldan gelirse kendini ısıtır yer okuldan. Geç sonra bir okulda Kadir şeyde işe gitti. Bu tavaya bile sıkıştırdım zorunda. Silekse daha zor giriyor kızlar. Ne yapayım kız, geniş bir yuvarlak bir tepsim olsaydı. Yok yok, öbür evde kaldılar. Valla kim gidip şimdi getirecek onu? Dur biraz küçük kaşık alayım. O tepsiye yuvarlak sığdır. Ocakta pişirirdim de yine. Gidemem. Gideceğim ama şimdi değil. Allah, bir de tepsiyi ben nereden bulayım şimdi? Ev çorba gibi. Şöyle yapayım. Biraz doldurayım, ben ne yapayım aman. Olduğu kadar. Olmadığı kadar. Şimdi konuşabiliriz kızlar. Şimdi bir fırsatım var. Size nereye tatile gideceğimi söyleyeyim. Siz de merak ettiniz. Bu kadın deli midir nedir? Söyleyin söyleyin, nereye gideceğini söylemeyin. Kayısır kapısı değil ki, ben sizden gizlemeyeceğim kızlar hiç nereye gittiğimi. Şeye gideceğiz. Biz biliyorsunuz biz tatili Mısır'a ayırtmıştım. Yani kıştan. Ve çok ucuza ayırmıştım. 5 yıldızlı oteldi. Çok güzel bir oteldi. İsmini unuttum. Ama birkaç takipçim de gitmiş o otele. Bana yazdılardı Instagram'dan ki Narin abla biz o otele gittik, çok güzeldi, tavsiye ederiz diye. Neyse onu ameliyat olunca doktor işte şu hastalık şu bu çıkınca iptal ettik. Korktuk yani, daha doğrusu başıma neler geleceğinden korktuğumuz için. Bir de internetten araştırınca bu hepatitisi en çok Mısır'da çok yaygınmış. O yüzden tırstım yani, ne bileyim anam. Tırstık. Ondan sonra iptal ettik. Allah'tan ki sigorta yapmıştık. Tabii ki sigorta yapmasaydık iptal etmezdik. Çünkü paranız yani, mecbur gideceksiniz bir şekilde. Ama sigortalı yaptığımız için orayı iptal ettik.
Şimdi de aslında biz niyetimiz yoktu tatil yapmaya da tamam hak ettik. Çok zorluklar çektik. Gerçek 3 ay olacak neredeyse. Bayağı bir perişan olduk. Yani en çok da Can'la ben ortada şey ettik. Çocuklar yine rahat bir şeye karışmıyorlar. İşe gidip geliyorlar hani. Bilmiyorlar çocuklar ne bilsin evdeki sıkıntıları, işte şu tamir işlerini, onu bunu. Çocuklar ne bilsin yazık. Onlar işe gidiyor, okula gidiyor. Anne babalar bu tür sıkıntıları çok çekiyorlar. Dedik hadi neyse bir yere gidelim. Can yine de dedi ki gitmeyelim. Boş ver dedi. Zaten bir sürü masraf ettik. Bu sene de gitmeyelim dedi. Buralarda takılalım. Tamam dedim. Benim için hiç fark etmez. Gitmem dedim. Ondan sonra Kadir şey yaptı. Dedi ki beraber gidelim bu senede. Sara ile Simiş ayrı gidecekler kızlar. Onlar tatillerini bukun ettiler. İki bacı beraber onlar gidecek tatile. Kadir de dedi ki anne biz de Kadir aslında önce onunla kızlarla gidecekti. Ama sonra o da vazgeçti. Dedi Türkiye'ye gitmeyeceğim dedi bu sene. Daha yeni de geldik ya İstanbul'dan. Dedi ben başka. O zaman dedim sen bize bul Kadir dedim. Ama böyle pahalı olmasın. Bir hafta. Ama denizli bir yer olsun dedim. Hani havuz değil deniz olsun. Ama pahalı da olmasın. Hani bütçemize uyacak. Mesela limit verdim. Dedim 2000 euroyu geçmesin. 3 kişi yani ben, Azat, Can. Kadir de zaten kendikini kendi ödüyor çocuk. Herkes çocuklar kendileri ödüyor. Çünkü izin paraları alıyor devletten. Burada öyle. Senede 2 defa izin parası verir de öyle. Onlar da insanlar işte kendine tatile gidiyor. Kadir baktı dedi anne Tunus var. Tunus'a gideceğiz kızlar. Tunezyen. İşte Tunus 5 yıldızlı otel. Otel daha yeni geçen sene açılmış. Ne bileyim yorumlara baktık. Güzel. Her yere baktık. Şeye baktı. Türkiye'ye bakıyorum. Zaten Türkiye ateş pahası. Türkiye'ye hiç gidilmiyor. Adam başı 2000 euroya neredeyse geliyor. O kadar bütçemiz yok. Bu tür yerler ucuz oluyor kızlar. Sonuçta tatil dinlenmek amaçlı. Ondan sonra dedi 2000 euroya bana Azada Can'a deluxe otel yani o güzel bir otelde. Otelin ismi de Hilton bir şey miydi acaba ya? Ben size sonra resimlerini eklerim videonun sonuna. Unutmazsam inşallah. Orayı buldu. Ondan sonra galip orayı yaptık. 5 yıldızlı aynı. Otelde temiz, yeni açılmış. Yani modern bir otel. İyi dedim oraya gidelim. Kadir'im de geliyor. Beraber eğleniriz bir hafta boyunca. Arada bir Azat'ı Kadir'e paslarız. Yani Tunezyen'e gidiyoruz kızlar. Tunus'a gidiyoruz. Küçük insanlar var ya böyle benim gibiler. Hepsi zaten küçük küçükler. Yani Mısır'ın kardeşi. Tunus'la Mısır zaten herhalde birbirine çok yakınlar. Ama orada hiç yabancılık çekmeyeceğime eminim. Çünkü hepsi benim gibi bücürükler. Tunuslular çok öyle uzun insanlar değil yani benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi diyeceksin ki Nanam sen nerede gördün Tunus'ta Tunus insanları küçücük olduğunu? Kızlar ben haçtayken haca gitmiştim ya 25 mi 26 yaşındaydım. Orada Tunus'tan gelen gruplar vardı. Böyle hep Tunizyen'den gelen üstünde de yazıyor ya memleketleri. Böyle hep beyaz yazma, beyaz giyinmişler. Hepsi şu kadar şu kadar benim kadarlardı. Oradan biliyorum ki Tunusların küçük olduklarını. Hani hem erkekler çok küçücüktü hem de kadınlar. Bilmiyorum yani öyleydi. Belki de şimdiki yeni nesil uzundur. Oradan diyorum Rumeysa Gülgül ölüyor. Diyorum ki Rumeysa aynı benim kadarlar işte. Hiç yabancılık çekmem yani. Benim cinsimdeler hepsi. Müslüman ülke herhalde. Evet Müslümanlar. Çünkü çoğu yani Müslüman. Öyle işte oraya gideceğiz. Aynı ikisinde gidiyoruz kızlar. Haftaya salı günü Allah izin verirse gidiyoruz. Şimdi dersiniz ki keşke ev tüm bitseydi de öyle gidip bir tatil yapsaydınız. Ama olmuyor işte kızlar. Can'ın tatili bu hafta başlıyor. Zaten bak bir hafta boş boş evde geçecek. Zaten 3 hafta almış. Almıştı. T'yi geçen seneden yazdırıyorsunuz burada hani tatile gideceğiniz zaman. İzinlerinizi bir sene, 9-10 ay önceden yazdırıyorsunuz firmaya. Onlar öyle ayarlanmış. Sen öyle tatilini olmadı diye değiştiremiyorsun maalesef. O yazıldıysa o şekilde gitmek zorundasın. Evde bitmedi mübarek. Dedik hani inşallah tatile denk gelene kadar biter dedik. Bitmedi. Bugün işte Can uyansın. Bauhaus'a yine ufak tefek bir şeyler alacağım.
Onları almaya giderim. Ondan sonra kızların odasını bir süpürdüydüm, sildiydim zaten de yine bir üstünden geçerim. O kapı kenarlarını dediğim gibi cam kağıt yapıştırsın. Ondan sonra da buradaki bütün kapalı kartonları, sipariş ettiğim eşyalarımı, her şeyimi alıp oraya götüreyim. En azından daha göçemesek de tatilden önce bu bütün yükümüzü o tarafa taşımış oluruz. Yani burada sadece kullandığımız elbiselerimiz ve tas tabağımız kalır. Hani az şey kalır. Bir sürü çünkü kartonlar var kızlar. Hep tüm o önce kış giydiğimiz o kışlık ceketlerimiz buradaydı. Hep hani sırtımızdaydı o şeylerimiz. Onları yıkadım, hep düzelttim. Çocukların işte birkaç çantaları, şeyleri, eşyaları. Aha sipariş ettiğim yorgan, yastıklar, tencere tavlarım falan. Bir sürü şey var kız, bitmiyor. Yeniden ev diziyorum işte gördüğünüz gibi. Onları hallederim. Götürürüz onları canlan iyicene. Hatta ben kendi dolabımda fazla giymediğim eşyalarımı falan yerleştirebilirim. Çünkü dolabımız yerine geldi. Bugün belki cam yetiştirirse yatağımı kurar. O bazamın altına yine o fazlalıklarımızı falan koyarız. Bir şeyler yaparız yani yine bu hafta full yapmam lazım. Ki ben tatile gidince kafam evde olmasın. Hani aklım evde olmasın ki işte şunu yapacağım bunu yapacağım diye. Aklım evde olmasın kızlar. Öyle. Yani başka da diyecek bir şeyim yok. Şunu yaptım. Şöyle bilmiyorum görüyor musunuz? Azıcık da su koyayım. Altına yarım çay bardağı kadar. Salçalı sos döküm üstüne. Ondan sonra ocağa vereyim. Kısık ateşte yavaş yavaş pişsin. Ben size başka bir şey daha anlatacaktım da. Ha şey anlatacaktım kızlar. Neyse dur gel balkona gidelim kız. Kalk gel kız. Kalk kalk. Kalk kalk ama ne oturuyorsunuz kalk. Her yemek değil mi? Her dakika bir şey, bir şey işte. Hem bunu sosuna dökün. Ocağı verin sizi alıp balkona götüreceğim. Tamam mı? Ben sizi alıp balkona götüreceğim hemen. Ama önce gidelim hemen bu yemeğimizi üstüne verelim ablaları. Salçamız orada zaten. Ondan sonra balkona gidelim. Size bir şey anlatacağım daha. Kızlar şöyle ocağa koydum. Şöyle yarım çay bardağı kadar da su. Biraz tuz. Bir de şey yaptım. Adı ne? Salça bir tatlı kaşığı kadar. Şöyle dökeyim içine. Kaynamaya başladı. Zaten altını kısacağım. Az sonra kendi haliyle pişsin. Çok su katmayacağım çünkü bu fırın değil ya. Şey olmasın. Hemen altını kısıyoruz ablaları. Hemen kıstık. Kapağı da örttük. Ondan sonra kaynasın. Hadi bakalım. Biz de balkona gidiyoruz. Koş. Kapak nasıl lekeli ama boş ver. Hayatımız lekelenmişti. Hani kapağın derdine düşmüşüz. Oh. Oh balkona geldik. Kızlar şu an ışık biraz kötü olabilir de çünkü güneş yok gitmiş. Daha gelmedi yani. Gelir kız sonra aman. Kız size ne diyeceğim. Valla dün müydü? Önceki gün müydü? Azat öyle bir içimi yaktı ki. Ya vallahi çocuklar artık akılları eriyor. Ve bu konularda da çocuklara nasıl cevap vereceğimizi hiç bilmiyoruz. İnanın var ya gelmiş mutfağa diyor ki ben mutfağı topluyordum. Otur Allah seninle yapmam otur. Hadi bir de 5 dakika bir durun ya ben bir şey anlatırken. Azat yok dedim motorlar tır 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 gelip gidiyor. Gelmiş Uta diyor ki anne diyor benim anneannem niye yok diyor. O kadar hüzünlendim ki kızlar yani var ya çok duygulandım. Anlat nasıl anlatacaksın? Hadi gel de 4 yaşındaki çocuğa ölümü anlat. Ne kadar anlayabilecek? İşte anlattım ona artık dedim Azat dedim senin anneannen babaannen öldü ya dedim hani hastalandılar öldüler. Niye öldüler? İşte Allah niye istedi onların ölmesini? Dedim Rabbim yanına çağırdı işte sevdiği için Allah'ın yanında yaşayacaklar diyorum. Sonra bizim de vaktimiz gelince biz de gideceğiz. Ne zaman gideceğiz? İşte hastalandı diyorum. Anneanne hastaydı dedim ki öldü. Türkiye bir daha gidersek dedim. Bir daha seni onun mezarına da götüreceğim dedim. Diyor ben ona çiçekler götüreceğim diyor mezara. Nasıl biliyor mezara çiçek mi çek gittiğini Allah'ım ya Rabbim. Bu zamani çocuklar var ya
her şeyi biliyor. Niye öldü diyor, niye onu doktora götürmediniz, doktor ona niye ilaç vermedi, soruyor da soruyor. İşte bir yerde duruyor artık insanın anlatma şeysi. Çocuklara ölümü anlatmak çok zor gerçekten. Çok duygulandım yani, onları düşünmesi. Demek ki hani sürekli işte Lina anneanne deyip Beyhan'ın etrafında falan, ya da Mirzoş geliyor ya bana, hep anneanne diyor, anneanne deyip dolanıyor etrafımda. Zar çocuk aklınca diyor ki benim anneannem niye yok? Benim dedelerim niye yok? Dedim senin deden var ya, Behçet dedeyi biliyorsun ya dedim, Behçet dede var. Ama öbür bir tane büyük dede öldü dedim ya, sen onu hiç tanımadın. İşte anlattım. Çocuklara tabii ki yalan söyleyemezsiniz. Doğru ölümü de her şeyi de anlatmanız lazım. Bunu anlatmak ne kadar zor olsa da, onların bunu anlaması ne kadar zor olsa da bir şekilde anlatıyorsunuz işte. Yani çocuk demek o kadar etkilenmiş, o kadar içinde, bunu kaç defa sordu. Öyle işte kızlar, dedim sizlerle paylaşayım yani. Bizlerin de anneye ihtiyacı olduğu kadar demek çocukların da anneannelerine, babaannelerine, dedelerine ihtiyaçları var. Onların sevgisine, onların ilgisine, değil mi? Ya öyle artık, yapacak bir şey yok, hayat, ömür. Vallahi yemeği üstüne verdim gördüğünüz gibi. Orada bir pişsin. Bunlar kim, bizim komşular? Ay bugün nasıl sevindim, postacı gelir gelmez aşağı indim, kadın gülüyor, dedim artık öyle, dedim seni gördüğüm gibi aşağı geleceğim. bir daha diyorum eşyaların çalınmasına göz yumamam. Vallahi kız, evet aşağı indim. Gideyim şey yapayım, can uyansın, bir paketim teyi geçen hafta gelmişti. Slappy'leri sipariş etmiştim. O evde olmayınca şeye bırakmışlar. Bir tane şu yukarıda köy var. Geçen bir gitmiştim ya simsim paketini almaya. Yine oraya bırakmışlar. Gidip oradan alalım. Ama sizden şöyle konuşmak da iyi oldu kız. Hep iş. Bitmiyor ya valla. Bir tane takipçim de yazmış ki Narin abla, benim takıntım var. Keşke parkeler hani hep aynı hizada, mesela içeride böyle düz geliyorsa dışarıya doğru da öyle düz gitsin. Ya da yan yansa içeriye doğru da öyle yan gelsin. Kızlar orası öyle de, bir de hani bir olsun, o ara demir hani koyduruyor ya kapıların arasına, öyle düz gelsin. Canım benim, ben de öyle düz olmasını çok seviyorum da o demirleri cinnim kadar sevmiyorum. O eşiklerde olan o demir parçası var ya, o çok gıcık, ama bizim ev öyle bir ev değil. Şimdi ben size gidince göstereceğim ne demek istediğimi. Çünkü bizim evin o eşikte şöyle bir tahta vardı, kahverengi tahta vardı biliyorsunuz o arasında. O kahverengi tahtada bir şu kadar da yerin altındaydı. Hani toplamda 20 santim kadar bir boşluk var, yani bir çukur var o kapı aralarında. O yüzden bizim parkemiz öyle direkt transit geçemez. Yani durchgehen o leistesiz olmaz, birbirini tutmuyordu. Çocuk söyledi zaten başta da, dedi ki hani böyle yaparsak daha çok güzel duruyor, ama birincisi benimkiler laminattı, onlar vinsilerle oluyor daha çok. Bu ince vinsiler var ya, o vinsiler o tür şeylere daha çok ki aiknet, hani istediğiniz şekilde bükülüp kesilip form alıyor ya. Bu bizim kalın tahtalarda onu yapmak biraz çok zor. Ha yer düz olsaydı yine çocuk yapacaktı, çünkü öbür tarafta fayans, burada eski parkeler vardı ve artı o kapı geçişleri çok çukur olduğu için yazlık oraları bir sürü bir şeylerle doldurdu, ekstra demir falan aldık ki o layisti parkelerin uçlarını, birini o demire taktı, birini de o demire, ortaya yenikten ekstra bir parke attı, ondan sonra üstüne yaptı ki biraz hani düz bir mesafe olsun, az bir şey ki o ara kapı aralıklarını yapabilmesi için. Yoksa böyle bombeli olacaktı ve oraya basınca 40 parkeler kırılır. Bizim evde öyle şeyler olmuyor kızlar. O böyle çimentosu dümdüz, hani zemini her tarafın düz ve aynı olan şekillerde, o senin dediğin gibi çok güzel olur. Mesela Kadir'in odasıyla mutfağının zemini düzdü, beraberdi düz. Orada bir kapı geçti falan yok ya. Bak orayı sana, size göstereyim. Orasını öyle düz yaptı. O demir çıkıntısı yok. Ama öbür üç odayı mecbur öyle yapacaktı.
girişi de aynı öbür odalar gibi hani böyle böyle gelince o zaman da genişleme olacaktı koridora. O da genişleme koridoru döşemek çok dar gösteriyor. Ben fayanslardan biliyorum. Fayanslar o şekil yapmıştı ve daraltmıştı koridoru. Hani geniş yerleştirince daraltıyor otomatikmen göze baktığın zaman. Ama böyle uzun uzun şerit şeklinde daha güzel duruyor. Vallahi tertemiz oldu ya. Cillop gibi de yaptı çocuk. Tabi daha işi var. İnce işleri çok da. Onu da yazık kapı gelmeden yapamıyor. Ama bu şekilde bile vallahi bin defalarca şükürler olsun. Eski hali berbattı zaten. Ki şimdi en azından her yer aynı ve tertemiz oldu. O kapı aralıklarına da artık göz yumacağız. Yapacak bir şey yok. Bizim öyle bir evimiz yok. Yazık. Çocuk da şok oluyor. Dereyi tutsa duvar üstüne dökülüyor. Dereyi çıksa nasıl bir şey diyor. Acayip zorlandı. Yazık var. Tabii ki de hakkı olanından daha fazla verdik. Bahşiş verdim biraz. Baya yani. Beni aramış. O kadar da dürüst. Allah razı olsun. Aramış. Narin abla sen bana hesabımdan daha fazla vermişsin. Onun için aradım. Hani yanlışlık oldu herhalde para sayarken. Yok dedim oğlum dedim. Yanlışlık olmadı. O senin hakkın dedim. Sen bayağı bir uğraştın o kapıların tahtalarını falan oralardan sökmek için. Yazık. Normalde 2 günlük işi kaç gün sürdü? Hani o kapıları bir gün zırt onları sökmekle uğraştı. Dedim şeyin olsun. Harçlığın olsun. Onu da kendine harca dedim. O ekstra sana bahşiş. O da sevindi. Yani böyle tabii ki işini hakkıyla yapan, geç yapmasa da o bahşiş konusunda ben olayım, can olayım illa daha şey davranıyoruz yani. Öyle. Yani sevindi çocuk. Ben de sevindim çok. Vallahi Allah razı olsun ki kendimize öyle bir usta bulduk da. Geldi iyi kötü bize yaptı da gitti yazık. Ne yapalım kız. Anam anam konuştukça da konuşuyor. Oh de nare nare ne hare. Kah kah birazdan Azat gelecek. Yarım saatte kaldı. Saat ne ara 11:30 oldu kız. Kalkayım o kartınların ağızlarını bantlayayım. İçinde neler var üstüne yazayım ama ne yazayım zaten tek tek açıp yerleştireceğim. Bantlayayım da can da uyanırsa götürek oraya. Bir bakayım sonra aşağı inersen bir bakayım hani şınak kalın. Kapısı açıksa şu eşya yeri hep dedik istediğin zaman git şeye bağgele al kendinize eşyalarınızı taşıyın. O açıksa gider onu getiririm. Kartonlar böyle yıkarız üst üste canla. O zaman götürmek çok kolay oluyor. Hani buradan direkt tek tek yoksa taşıyacağız öbür eve kadar. O bağgel bize çok iyi olur. Onu bir gidip bakalım canla. Yani kapı açıksa alalım. Açık değilse de şınakkalı arayayım. Söyleyeyim nerede kapıyı açar da ben de gider alırım. Öyle hadi kızlar dedim az şurada bir sohbet edelim kendimize. Hadi bakalım. Kızlar bakın ne buldum. Biz bu evde cay cay yanıyorduk ya. Aha şöyle dışarıya şalı zinleri varmış ya kız. Ah. Ay. Taşınmaya son kaç gün kala. Bunu keşfetmen de ayrı bir güzellik oldu. Şimdi şekerlerim benim ya. Nasıl akıllı bir kadınım yahu. Nasıl zekiyim yahu. Can kalsın da süpür. Kız dur kız. Ha, stop. Stop. Ha, böyle yapınca da yukarı çıkıyor. Aa, böyle de yapabilin. Kızlar kızlar. Ana markizeleri de nasıl taş gibi. Hele diyorum geçen cana. Diyorum bak can diyorum. Orada diyorum markizler var diyorum. Ay kom Azat. Azat geldi. Hap Azat fekesini Azat unuttum kız. Kızlar size hemen kısa bir şey anlatacağım. Yine hala yorulmadan yazıyorsunuz yorumlara. Ki hani tatile gideceğiz dedim ya. Öbür tatili iptal ettik. O bir önceki video hakkında. Şimdi yorumlara göz atmaya fırsatım oldu. Yani ben anlatmaya çalıştım. Anlamadınız. Tamamen belki de yanlış ifade ettim. Aslında yanlış da ifade etmedim. Doğru olduğu gibi sizlere aktardım ve ben de devletin yaptığı bir işi kendi sayfamdan da özel olarak yapmak istedim. Tabii ki bunu yine devletle yani belediyeyle birlikte yapacaktık. Her şey kayıt altında olacaktı. Her şey gözünüzün önünde olacaktı. Ama siz bunu anlamadınız. Birden çılgınlıklar ortaya çıktı ve çok çok ağır yorumlar aldım. Neyse geçtik oraları olabilir insanlık hali. Belki ben yanlış anlattım kendimi ya da siz beni yanlış anladınız.
Ama yine hala yazanlar var. O şekilde işte amintasyon mıdır, aminasyon mıdır, ne zakkımsa işte onu yaptın da para dilendin, para yoktu, şimdi tatile gitmek istiyorsun falan. Kızlar orada da çok güzel bir takipçim de cevap yazmış. Ben de hatta altına yazdım, belki görmezsiniz. Para yok diye biz ille de o bağışlar hani yapılmadı. Bu genel olarak her yerde olan bir şey. Şimdi ben size bu Alman gazetesini göstereceğim. Sizler ekran çıkıtlasını yapın. Türkçe açıklamasını okuyun ve anlayın. Yani benim size karşı hiçbir şekilde bir yalanım, bir dolanım olmadığını bir daha kendi gözünüzle görün. Ve bir daha da bu konu hakkında yazmayın. Yani istersen milyoner olun, isterseniz bankalarınız dolu para olsun. O an öyle bir facia yaşadıysanız, o an öyle bir olay başınıza geliyorsa ki bu herkes el birliğiyle yardım etmeye koşuyor ve yardım çağrısıydı. Bu kötü bir şey yoktu. Sanınız ben kendime parayı alacağım, işte şu bu. Ben de içindeyim maalesef. Ben de içindeyim. Burada o ailelerin içinde ben de varım. Bakın burada 7 tane aile yazıyor. Ve o 7. ailenin biri de benim. Hani ne kadar da bu hoşunuza gitmese de belediye bu toplanan paradan bana da pay verecek kızlar. Onu da bilin. Yani benlik ister isteyin ister istemeyin. Bu sizin hakkınız. Sonuçta 3 aydır biz de mağdur olduk diyorum. Ama siz kızıyorsunuz. 3 aydır doğru dürüst evimde yemek pişiremiyorum. Fırınım yok. Hiçbir şeyim yok. Bütün kırık kıyafetlerimiz, bütün şeylerimiz gitti. Mahvoldu. Yatak, yorgan, döşek. Her şey sıfırdan alındı. Ve bu bir dünyanın parası. Her şey cebimizden ödedik. Evet, sigortadan da bize para gelecek. Ama maalesef sigortam düşük olduğu için az gelecek. Hani normalde benim sigortam olsaydı tam tamına belki bir 100 bin euro kadar bir para alabilirdik bu sigortadan. Çünkü gerçekten evi her şeyi A'dan Z'ye hesaplarsanız daha fazlası çıkıyor. Ve bu sizin hakkınız. Yıllarca ödüyorsunuz, sigorta başınıza bir iş geldi mi sizlere ödeme yapıyor. Ama bizim sigortamız çok düşüktü. Bize düşen zaten topu toplam sigortadan 19 bin euroydu ve o 19 bin eurosunun 9 binini sigorta hani elbiseleri de tüm iptal edip etmeseydik, hepsini yıkamacıya verseydik o 19 bin euro, hatta faturasını da göstermiştim size, öylece temizlik şirketine gidecekti kızlar, çamaşırcıya gidecekti. Ve bizde sigortacı kadın beni uyardı, aradı. Dedi ki iptal et dedi, hepsini çöpe atsınlar dedi, biz size parasını verelim, siz kendinize yeni alın. Biz aynı o şekilde öyle yaptık, çöpe atıldı hepsi. O 9 bin lira onların faturası, hani önceden biraz yıkayıp getirmişlerdi zaten elbiselerin birazını. Ondan sonra evdeki işe çöp möbleri attılar, işte ne bileyim bir şey toplayıp kartonlara falan koydular, iş saatlerini yazdı. Bize toplamda sigorta 10 bin euro bir para verdi. O 10 bin eurosunu da biner euro çocuklara verdim. Çocuklar biliyorlar. Aha ille de ispat da istemek istiyorsanız ispatlamak zorunda değilim hiçbir şeyi. Ama öyle bir gizlim saklım yok. Onlara gönderdik. Kalan parayı da laminatçı verdik. Biliyorsunuz ki parke işte laminat yerleri yaptık. 4 bin eurosunu da oraya verdik. Zaten geriye de ne kalıyor? Kızlar akşama kadar görüyorsunuz kaç defa Bauhaus'a gidiyorum. Bu eksik, şu eksik. Yani o 5-6 bin lira hiçbir şey yapmıyor. Siz kendiniz de biliyorsunuz. İster Türkiye'de olun, ister burada olun. Paranın hiçbir değeri, hiçbir kıymeti yok. Her şey o kadar pahalı ki yani hiçbir şekilde yetişemiyorsunuz. Ben şimdi size o kağıdı da göstereyim. Yani moralim bozuldu açıkçası artık bu şeyleri okumaktan. Sanki dilendim gibi, sanki herkes ille de bana para yatırın, ille de benim hesabıma para verin dedim size. Öyle bir şey yoktu. Ben evet söyledim, bir fikir olabilir dedim. Ben de ekstradan PayPal'dan para biriktirsek bu aileler arasında, ki bu ailenin içinde ben de varım, hani bölüşülse daha güzel olur demeye çalıştım ama yanlış ifade ettim belki de, ne bileyim, belki size göre çok büyük bir tersti. Ama sahteden dolandırsaydım sizi, o zaman yalan söyleseydim ki ben kendimi içine katmasaydım, deseydim ki o ailelere yardım toplanacak, sizi kandırmış olsaydım para gönderecektiniz. Değil mi? Hani kandırmış oluyorum ya, size drama yapıyorum, yalan söylüyorum. O zaman zaten yalan söyleyenleri çok çok daha takdir ediyorlar. Ama kusura bakmasın kimse, ben asla hiçbir şey için linç yesem de, blok çekilsem de
Hiçbir şekilde yalan konuşamam. Ben buyum arkadaş. Olduğu gibi göstereceğim. Şimdi size bunu göstereceğim. Almanca bu. Hatta özellikle saklamıştım. Bak T4'üncü ay yangın çıktığı haftanın. Onu çıkıtlayıp Google amcaya şey yapın. Almancasını, Türkçesini. Ondan sonra orada ne yazdığını kendiniz detaylıca okursunuz. Ondan sonra da vallahi hakkınızı da helal edin. Benim hakkım da size helaldir. Olabilir diyorum ya anlar. Biz sonuçta burada bir aileyiz. Birbirimize kızabiliriz de, barışabiliriz de, küsebiliriz de. Sonuçta aileyiz değil mi kızlar? Birbirimize laf da sayıyoruz. Ondan sonra geri dönüp konuşuyoruz birbirimizle. İzliyoruz birbirimizi. Hadi bakalım ben şimdi size bunu göstereyim. İçiniz rahat etsin yine. Ondan sonra işimize devam edelim. Hadi bakalım. Bakın şöyle. Şu şekilde mi yapayım? Çıkıt yaparsın. Şöyle bayağı bir durdurayım. Şurada da şöyle Almancası okuyan olan bilir. Bak şurada diyor ki 4. ayın prospekti. 4. ayda da yangın çıktı. Bakın şurada 7 aileyi söyle Trimmelkamm diyor. Bizim evin söyle direkt adresi yazmamışlar. Ve o 7 aileye yardım toplandığını yazıyor burada. Şu da hesap numarası belediyenin. Ondan sonra burada da diyor ki hani içi şeyiniz rahat olsun %100 diyor. Hani bu toplanan paralar bütün mağdur olan ailelere dağıtılacaktır diyor. Diletsin Tage Hamdin Sızam. Ha, bir de bunu şey yazmış hani Gemeinde birlikte işte bize eşyalar getirdiler. Yorgan yastık getirdiler. Onun yardım şeyini söyle ve teşekkür yapmış belediye başkanı ve yardımcısı. Şu şekilde size göstereyim kızlar. Bakın hiçbir yalan bir dolan yok. Aha. Ekstradan da sarı yaptım ki görün diye. 7 aileyi falan görün diye kızlar. Açıp internetlerde yayınlandı. Her yerde yayınlandı. Ben size bu konuda nasıl dolandırabilirim? Nasıl drama yapıp para alabilirim sizden? Hani ben de toplayayım sayfada. Ben de yapayım. En azından bir daha çok faydamız olur yani. Tamam içinde ben de varım ama sonuçta diğer çok mağdur olanlara da faydamız olacaktı. Olsun. Bunu da açıklamış oldum. Bir daha da bu konu hakkında zaten konuşmuyordum ama yine dayanamadım işte kız çenemi tutamıyorum. Neyse kızlar hadi bir işimiz gücümüz var. Bu kadar yeter.